Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezer Avcı, Türkiye'nin güçlü iradesiyle artık uzayda hak ettiği yerini aldığını belirterek yakın gelecekte devletimizin büyükleri tarafından nice müjdeli haberler paylaşılacak dedi. Sizleri tebrik ediyoruz. İnşallah Türkiye her alanda olduğu gibi uzayda da söz sahibi olacak. Buna vesile olduğunuz için size çok çok teşekkür ediyorum. Bu aramızda çok kıymetli Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezer Avcı aramızda. Kendisine hoş geldiniz diyorum. Allah razı olsun. Az sonra sizlere kendisi konuşma yapacak, sunumunu yapacak. Biz de kendisini Gaziantep'te, Şahinbey'de, Şahinbey Kongre Sanat Merkezi'nde sizlerle buluşturmaktan son derece mutluyuz, gururluyuz. Kendisine de çok teşekkür ediyoruz. Şanlı Türk bayrağımızı uzayda dalgalandırdı, coşkuyla karşıladık. Türkiye'nin ilk astronotu ve gurur kaynağı oldu. Allah razı olsun. Türkiye artık eski Türkiye değil. Bunu hep yıllardır söylüyoruz. Çanakkale'ye gönderdiğimiz öğrencilerimiz 180 bine ulaştı. Ve o öğrencileri ben Çanakkale'ye gönderirken söylediğim bir husus var. Sevgili gençler, önümüzdeki 10 yıl içerisinde Türkiye dünyanın ilk 3 devleti arasına girecek. Bunu iddiayla söylüyorum. Bu sizlerle birlikte olacak, çalışmayla olacak, gayretle olacak. Şu anda Türkiye gerek savunma sanayinde, gerek uzay alanında artık ciddi yatırımlar yapan bir ülke. Kendi milli aracımızı yaptık, kendi denizaltımızı, gemilerimizi yapıyoruz. Kendi savaş helikopterlerimizi, İHA'larımızı, SİHA'larımızı yapıyoruz. Ve dün biliyorsunuz, Türkiye'nin milli muharip uçağı 5. nesil Kaan ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Bu Türkiye adına gerçekten gurur verici bir şey. Türkiye'nin gücüne güç katıyor. Bir taraftan insansız av araçlarımız, bir taraftan insansız Kızıl Elma havada gerçekten gücümüze güç katıyor. Böylelikle dünyada barışı daha güçlü bir şekilde gerçekleştirecek imkana sahibiz. Bu neyle oluyor? Bilimle oluyor, ilimle oluyor. Bakın burası Türkiye'de önemli bir bilim ve sanat merkezi. Bu binamızda deney atölyelerimiz var. Bilim Şahinbey var. Teknofest'te gençlerimizi yetiştiriyoruz. Bir taraftan da sanatı elden bırakmıyoruz. Burada sanat merkezimiz var. Burada konservatuvarımızda gençlerimizi sanat alanında yetiştiriyoruz. Diğer taraftan bakın Türkiye'nin ikinci büyük kütüphanesini inşallah 10 gün içerisinde bu binanın karşısına açıyoruz. Biliyorum çok merakla bekliyordunuz. İnşallah 10 gün içinde açılışını gerçekleştireceğiz. Böylelikle her türlü bilgiye çok rahat bir şekilde ulaşabilecek, ders çalışabileceksiniz. 3x3 farklı safhası var. Bir, sizlerin de televizyon ekranlarında izlediğiniz üzere bir yer istasyonunda fırlatma gerçekleşiyor roketle. Roketin üzerinde de bizim içinde bulunduğumuz kapsül var. Dolayısıyla bu roketin ve kapsülün eğitimleri Amerika Birleşik Devletleri'nin batısında SpaceX firmasının bünyesinde gerçekleştirildi. Ulaştığımız yer neresi? Uluslararası Uzay İstasyonu. Orvar'ın içerisinde bütün deneylerimizi gerçekleştirdik. Alçak basınç eğitiminin kısa bir kesitini burada izleyeceğiz. Alçak basınç eğitimi ne için geçerli, ne için gerekli? Görüntülerde de izlemiş olduğunuz o basınçlı kıyafetleri giyiyoruz. O basınçlı kıyafetler roketle fırlatma esnasında kapsülün içerisindeki suni basınçlandırılmış ortamda herhangi bir basınç kaybı yaşanırsa kıyafetin içerisinde aniden basınçlandırarak bizim yaşamımızı muhafaza etmeye yardımcı oluyor. Çocuklarımızın hayallerini şekillendirdikleri bu yaşlarda bir şeylere dokunarak hayallerine kendilerini şekil vermesine imkan tanıyor bu imkanlar. Bu setlerle çalışarak geleceğin
bilim insanlarının yerini alacak kardeşlerimiz bunlar. Dolayısıyla bu çağda zihinlerinde bir şeyi yapamama olgusunu zihinlerinden silen bir adım bu. Dokunuşunuz çok büyük. Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonunda, Türkiye Cumhuriyetimizin 100. yılında benim gibi belli bir nesli artık aşmış insanlarımızın hayal dahi edemediği, Cumhuriyetimizin 100. yılında hakikaten yeni nesil gençlerimize, geleceğimizin teminatı olan kardeşlerimize, ilerleyen yıllarında yürüyecekleri yollarda ilham kaynağı olacak bir sürece, uzay alanına yönelmeleri konusunda bir hayali gerçek kılma noktasında attıkları adım hakikaten sıra dışıydı. Bu sürecin içerisinde 100 yıllık tarihimizde hak ettiğimiz, fazlasıyla hak ettiğimiz dünyanın ileri düzeyde bilimsel araştırmalar gerçekleştiren ülkeleri arasında yerimizi almamıza vesile olacak bu görevi gerçekleştirmiş olmaktan son derece mutluyuz. Burada Şahin Bey de hakikaten bizleri son derece etkileyen, çok büyük, çok düzenli bir salonun içerisinde ilkokul, ortaokul ve lise çağından kardeşlerimiz de bir araya gelmemize vesile oldu. Thank you.